Kararlı haldeki proton sayısı 15 olan X elementinin elektron diziliminde en dıştaki orbitalin baş kuantum sayısı, orbital türü ve toplam elektron sayısı aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir deniliyor. X elementi için elektron dizilimi yapalım. 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p3 şeklinde olacak elektron dizilimimiz. En dıştaki orbitalin baş kuantum sayısı n değerinin 3 olduğunu görmekteyiz. Orbital türümüz p orbitali. Son orbitalin toplam elektron sayısı ise 3'tür. O halde sorumuzun doğru cevabı C seçeneği olacaktır. Nötron sayısı 28 olan X iyonu ile ilgili bilgiler verilmiş. Buna göre nötr X element atomu ile ilgili aşağıdaki yargılardan hangisi yanlıştır deniliyor. Bize verilen bilgiler x artı 2 iyonuyla ilgili. Verilen bilgilere baktığımızda elektron bulunduran orbitallerinin en yüksek baş kuantum sayısı 3'tür. Ve açısal momentum kuantum sayısı ls 2 olan orbitallerinde 6 elektron bulunur bilgisi verilmiş. l 2 olan orbital türümüz d orbitalidir. Yukarıda da elektron bulunduran orbitallerin en yüksek baş kuantum sayısı 3 denildiği için son orbitalinin 3d olduğunu ve bu orbitalde de 6 elektron bulunduğu sonucunu çıkaracağız. O halde 3d6'ya göre elektron dizilimi yapacak olursak toplam elektron sayısını bulabiliriz. Normalde 3p6'dan sonra 4s2 gelecek ancak en yüksek baş kuantum sayısı 3 olduğu için demek ki 4s'de elektron bulunmayacak. Burayı 0 diyorum. Son orbitalimiz 3d6. Bakın iyonumuz zaten artı +2 yüklü olduğundan dolayı 2 elektronunu 4s'den vermiştir ve en yüksek baş kuantum sayısı bu sayede 3 olmuştur. Toplam elektronları sayacak olursak 2 4 10 12 18 24 olacak. Buraya 24 değerini yazdık. O halde atomumuzun proton sayısı 26 olacak. Bize soru nötr X elementi ile ilgili sorulduğundan dolayı tanecimizin 26 protonu var. Nötron sayısı da 28'di. Kütle numarası da buradan 54 yapacaktır. Sorumuzu bu tanecimize göre yorumlayacağız. A şıkkı atom numarası 26'dır. Doğrudur arkadaşlar. B şıkkı değerlik elektron sayısı S ve D orbitallerindedir. 26'ya göre elektron dizilimi yapalım. Argon 18 dedik. Daha sonra 4S2 geldi. 20. 3D6 geldi. 26. Periyot çizgimizi buradan çektik. Periyot çizgisinden sonraki orbitallerimiz bizim değerlik orbitallerimiz olacak. Elementimiz B grubu element olduğundan dolayı değerlik orbitallerimiz S ve D'dir. B şıkkımız da doğrudur. C şıkkı periyodik sistemde 4. periyot 8B grubu elementidir. Yine elektron dizilimini yaptığımızda baş kuantum sayısının en büyük olduğu değer bize periyodu veriyordu. 4. periyot dedik. Periyot çizgisinden sonraki değerlik orbitallerindeki elektronları toplarsak 2 6 daha 8 yapacak. D ile de bittiği için 8B grubudur diyoruz. C şıkkımız da doğru oldu. D şıkkı bileşiklerinde yalnızca +2 yükseltgenme basamağına sahip olabilir. Bu ifademiz yanlıştır arkadaşlar. Sorumuzun cevabı D seçeneği. X26 elementi demiri temsil etmekte. Demir değişken değerlikli bir metaldi. Sadece artı 2 alır demek yanlış. Artı 3 de aldığı bileşikler bulunmakta. Sorumuz yanlış olanı sorduğu için cevabımız D şıkkıdır dedik. Son olarak kütle numarası 54'tür ifadesi de doğrudur. Cevabımız D seçeneğidir. 1A ve 7A gruplarında kimyasal aktifliğin arttığı yönlerde aşağıdaki belirtilen özelliklerden hangisinin karşısındaki değişimler yanlış verilmiştir deniliyor. 1A grubu elementleri hidrojen hariç metaldi. 7A grubu elementleri ise halojen olarak bilinen ametallerden oluşmaktaydı. 1A grubunda bulunan metallerin aktiflikleri periyot büyüdükçe artmaktaydı. 7A grubunda bulunan ametallerin aktifliği ise periyot küçüldükçe artmaktaydı. Yorumumuzu buna göre yapacağız. A şıkkı atom hacmi. Metalik aktifliğin arttığı yön aşağı doğruydu. Aşağı doğru atom hacmi yani periyot büyüdükçe atom hacmimiz artmaktaydı. Buradaki yorumumuz doğrudur. 7A grubu için ametalik aktiflik yani kimyasal aktiflik periyot küçüldükçe artmaktaydı. Atom hacmi ise periyot küçüldükçe azalır. Dolayısıyla A şıkkındaki diğer ifade de doğrudur. 1A için periyot büyüdükçe diyelim. 7A grubu için ise periyot küçüldükçe diyelim. Yorumlarımızı buna göre yapalım. Değerlik elektron sayısı 1A ve 7A'da değişmez arkadaşlar. Çünkü grupta herhangi bir değişiklik yok, sadece periyotla ilgili değişim var. Değerlik elektron sayısı 1A'da 1'dir, 7A'da 7'dir. Değişmiyor. C şıkkı iyonlaşma enerjisi. İyonlaşma enerjisi periyot küçüldükçe artmaktaydı. 1A grubunda periyot büyüdüğüne göre o halde iyonlaşma enerjisi azalacaktır. 7A'da periyot küçüldüğü için iyonlaşma enerjisi ne olacak? Artacak. Burada azalır denildiği için C şıkkındaki eşleştirme yanlış olmuş. Cevabımız C seçeneğidir. Diğer öncüllere de bakalım. Elektron verme eğilimi metalik aktiflikte arkadaşlar. Metalik aktiflik periyot büyüdükçe artmaktaydı. O halde 1A için artar diyoruz. 7A için periyot küçüldüğünden dolayı azalır yorumunu yapacağız. Son olarak E şıkkına bakalım. Erime ve kaynama noktası denilmiş. Metallerde erime ve kaynama noktası periyot küçüldükçe artmaktaydı. Yani yarıçap küçüldükçe artmaktaydı arkadaşlar. Bizim metalik aktifliğimiz ise periyot büyüdükçe artıyordu. Yani 1A için periyot büyüdükçe ne olacaktır? Erime kaynama noktamız azalacaktır. Çünkü artış yönün tersinde azalır demiş doğru. 7A grubunda erime kaynama noktası nasıl değişiyordu hatırlayalım. Klor ve klor gaz halde bulunuyordu. Brom sıvı halde, iot ise katı halde bulunmaktaydı. Halojenlerimizin fiziksel hallerinden de anlaşıldığı gibi periyot büyüdükçe erime kaynama noktası halojenler için artar. Ametalik aktiflikte ise periyot küçüldükçe yorum yapmamız lazımdı. Dolayısıyla yukarı doğru çıkıldıkça yani periyot küçüldükçe erime kaynama noktamız azalır dememiz gerekiyor halojenler içinde. Buradaki eşleştirmede doğru oldu. Sorumuzda yanlış olan cevap sorulduğu için cevabımız C seçeneğidir. Burada 7 A ile ilgili iyonlaşma enerjisindeki yorum yanlıştı. İdeal gazlarla ilgili aşağıdaki grafiklerden hangisi yanlıştır denilmiş. İdeal gaz denklemimizi hatırlayalım. Paran varsa ne rahat şeklinde kodlamıştık. Grafikleri tek tek yorumlayalım. Birinci öncülde hacim ve sıcaklık sabit. İdeal gaz denklemindeki sabitleri eleyerek yorumumuzu buna göre yapacağız. Hacim ve sıcaklık sabitti. R de sabitmiş. Geriye basınç ve mol kaldı. Bu nicelikler eşitliğin karşı taraflarında olduklarından dolayı birbiriyle doğru orantılıdır. T ile N doğru orantılıdır diyoruz. Dolayısıyla mol arttıkça basınç da artacaktır. Burada da mol arttıkça basınç da artmıştır. A şıkkındaki grafiğimiz doğrudur. V şıkkına baktığımızda basınç ve mol sabit yine ideal gaz denklemini yazalım. Sabitleri eliyoruz basınç ve mol sabit R de sabit. Hacim ve mutlak sıcaklık eşitliğin karşı taraflarında o halde V ile T de doğru orantılıdır. Yalnız dikkat etmemiz gereken şey gazlardaki sıcaklık birimi mutlak sıcaklık yani kelvindir. Grafikte buna dikkat edeceğiz. Grafiğimize baktığımızda sıcaklık değeri sıfırdan başlamış. Yani Kelvin olarak ifade edilmiş. Burası doğru. Ve sıcaklıkla hacim doğru orantılı dediğimiz için sıcaklık arttıkça hacim de arttığını görüyoruz. B şıkkındaki grafiğimiz de doğrudur. Üçüncü grafiğimizi de yorumlayalım. İdeal gaz denkliğimizi yazıyoruz. Sabitleri eleyelim yine. Mol ve sıcaklık sabit. R de sabit. Basınçla hacim ters orantılıdır. Eşitliğin aynı tarafında olunca ters orantı oluyor. Yani biri arttıkça diğeri azalacak. Grafiğimize baktığımızda P çarpı V'ye karşılık basınç grafiği. Şimdi sağa doğru basınç artıyor. Basınç arttıkça hacim ne olacaktı? Azalacaktı. Tabii ki buradaki basınç artışı buradaki P'yi de arttıracak. Dolayısıyla basınç arttıkça hacim de aynı oranda azalacağından dolayı basınç çarpı hacim değeri değişmeyecektir. Sabit kalacaktır. Dolayısıyla bu grafiğimiz doğrudur arkadaşlar. D şıkkına da doğru dedik. Buradaki basınçtaki artış neyse hacimdeki azalış da odur. Dolayısıyla 2D'nin çarpımı değişmez. D şıkkına geldik. Yine ideal gaz denklemini yazıyorum. Sabitleri eleyelim. Hacim ve mol sabitmiş. Mol gitti, hacim de gitti, R de gitti. Basınçla sıcaklık eşitliğin karşı tarafında olduğundan dolayı doğru orantılıdır. Arkadaşlar gazlarda kullanılan sıcaklık birimi Kelvin'di. Ancak D şıkkında olduğu gibi santigrat grafiği verilmişse burada dikkat etmemiz gereken değer mutlak sıcaklığın başlangıç noktası olan sıfır Kelvin'den başlaması. Kelvin ve santigrat arasındaki ilişki hatırlarsak Kelvin derece santigrat artı 273 dereceydi. Değerimizin sıfır Kelvin'den başlaması için santigratın eksi 273'ten başlaması gerekir. Burada da eksi 273'ten başladığından dolayı ve basınçla sıcaklıkla doğru orantılı olduğundan dolayı D seçeneğimiz de doğrudur. Son olarak E şıkkına bakalım. Bunun için sağ üst köşeyi siliyorum. Yine ideal gaz denklemimizi yazdık E şıkkı için. Sabitleri eleyelim. Mol ve sıcaklık sabitmiş. N ve E gitti. R de gitti. Elimizde basınçla hacim kaldı. Basınçla hacim eşitliğin aynı tarafında olduğu için ters orantılıdır. Grafiğe baktığımızda basınç çarpı hacime karşılık 1 bölü V değeri verilmiş. Basınçla hacim ters orantılıydı. Yani basınç ya da hacimden biri artarsa diğeri azalacaktı. Şimdi grafiğe baktığımızda 1 bölü V değeri zamanla artıyor. Şöyle düşünelim. 1 bölü V'nin artması için hacim değerinin azalması lazım. Hacim azalırsa 1 bölü V artar. O halde burada yerine koyacak olursam grafikte Hacim azalırsa basınçla hacim ters orantılı olduğundan dolayı basınç artmak zorunda. Hacimdeki azalış basınçtaki artışla doğru orantılıdır. Yani P çarpı V değeri değişmez diyoruz arkadaşlar. Basınçla hacim ters orantı olduğundan dolayı. Dolayısıyla bu grafiğin doğrusu şu şekilde olması lazımdı. Yani 1 bölü V değeri artsa bile basınç çarpı hacim değişmezdi. Sonuç olarak E şıkkındaki grafiğimiz yanlıştır. Cevabımız E seçeneği olacak. Oda koşullarında sabit basınçlı bir kapta eşit molekül sayılı C3H4 ve oksijen gazları tam verimli tepkimeye sokuluyor. Tepkime sonunda sıcaklık başlangıç koşullarına getirildiğine göre yargılardan hangileri doğrudur denilmiş. Öncelikle eşit molekül sayılı demek eşit mol anlamına gelecek. Yine soruda tam verim dediği için maddeye girenlerden en az biri tamamen tükenecek. Son olarak kabımız sabit basınçlı olduğundan dolayı pistonlu bir kap olarak düşüneceğiz. Yani hacim değeri değişkenlik gösterebilir. Öncelikle gazlarımız arasında gerçekleşen tepkimeyi yazalım. Oksijen ile olan tepkimeler yanma tepkimesiydi. Yanan bileşiği yanan bileşiğimizin yapısında karbon varsa yanma ürünü olarak karbondioksit Yanan bileşiğin yapısında yine hidrojen varsa yanma ürünü olarak da su oluşur. Tepkimemizi denkleştirelim. Girenlerde 3 adet karbon var. Ürünlerde de 3 adet karbon olmalı. Girenlerde 4 hidrojen var. Ürünlerde de 4 hidrojen olmalı. Oksijen sayılarını eşitlerken ürünlerde karbondioksitten 6, 2 de sudan 8 oksijen var. O halde girenlerde de 8 oksijen olmalı ve moleküler oksijenimizin katsayısı 4'tür dedik. Eşit molekül sayılı olduğu söylenmişti başlangıçta maddelerimizin. Katsayılara baktığımda 1 ve 4 ikisinin de ortak katı 4 olduğu için ikisinden de başlangıçta 4n mol olsun elimizde diyelim. 4n molü değer verdim. Katsayılarla orantılı bir şekilde olması işimizi kolaylaştıracağı için 4n'e 4n dedik. Arkadaşlar bir tepkimedeki reaktiflerin her ikisinin de miktarlarını biliyorsak soruyu sınırlayıcı madde üzerinden çözeceğiz. Sınırlayıcı maddeyi nasıl tayin ediyorduk hatırlayalım. Sınırlayıcı madde tamamen tükenen maddeydi. Başlangıç mol bölü kat sayı oranı az olandır. Başlangıç mol bölü kat sayı oranı az olan sınırlayıcıdır. O halde maddelerimizden hangisi sınırlayıcı bulalım. C3H4 için konuşacak olursak başlangıç molü 4N kat sayısı 1. Yani buradan 4N geldi. Oksijen için hesaplamamızı yapacak olursak Başlangıç molü 4N. Kat sayımız da 4. Buradan en geldi. Biz ne demiştik? Başlangıç mol bölü kat sayı oranı az olan sınırlayıcıdır. O halde oksijen sınırlayıcıdır. Şöyle bir yıldız attık. Arkadaşlar kat sayılarla mollerin doğru orantılı olduğunu biliyoruz. Burada kimin kat sayısıyla molü doğru orantılı diye cevap verecek olursak sınırlayıcı maddenin yorumunu alacağız. Yani oran orantıyı sınırlayıcı maddeye göre kuracağız. Aynı zamanda sınırlayıcı madde tamamen tükenecekti. Buraya değişim dersek oksijen sınırlayıcı olduğu için tamamen tükendi ve oran orantıyı şu şekilde kuracağız. Katsayı 4 iken 4n harcanırsa katsayı 1 iken n mol harcanır. Katsayı 3 iken ürün olduğu için 3n oluşur. Katsayımız 2 iken de 2n oluşacak. Ne yaptık? Sınırlayıcı maddenin kat sayısından yararlanarak molleri oranladık. Bu yüzden sınırlayıcıyı belirliyorduk zaten. Son duruma geldiğimizde elimizde artan 3N mollük bir C3H4 gazı var. Oksijen tamamen tükendi tam verimli bir tepkim olduğu için. Karbondioksitten 3N oluştu. Sudan da 2N mol maddemiz oluştu. Öncüllerin yorumuna geçmeden önce maddemizin fiziksel hallerinden de bahsedelim. Bakın C3H4 ve oksijenin gaz olduğu bize belirtilmiş. Bunlar gazdı. Sorumuz bize oda koşulları dediği için yani 25 dereceye göre düşündüğümüzde karbondioksit oda koşullarında gazdır. Ancak su maddemiz oda koşullarında sıvıdır. Buna dikkat edelim. Şimdi öncüllerin yorumuna geçelim. Birinci öncül gaz öz kütlesi artığa denilmiş. Yoğunluğun formülü yani öz kütlenin formülünü hatırlarsak D eşittir M bölü V. Ancak burada gaz diye belirttiği için öz kütlemiz gazın öz kütlesi olacak. Dikkat kütle yine gazın kütlesi hacim ise toplam hacim olacak. Çünkü gazlar bulundukları kabın toplam hacmini almaktaydı. Başlangıçtaki gaz kütlelerini belirleyelim. Bunun için karbon 12, hidrojen 1, oksijen 16 idi. Atom ağırlıklarında bilmiş olalım. Sağ tarafı silelim bir alanımız açılsın. Molekül ağırlıklarını hesaplayacak olursak C3H4'ün molekül ağırlığının Atom ağırlıklarını kullandığımızda 3 kere 12, 36, 4 kere 1, 4 hidrojenden 40 olduğunu, oksijenin molekül ağırlığının 32 olduğunu, karbondioksidin molekül ağırlığının gazları hesaplıyorum arkadaşlar, 44 olduğunu görmekteyiz. Hesaplarsak bu değerleri bulacağız. İlk olarak başlangıçtaki gaz öz kütlesini bulalım. Başlangıçta C3H4 ve oksijen gazları vardı. Molün formülünü hatırlarsak Kütle bölü mol ağırlığıydı. Biz kütleyi bulmak için ne yapacağız? Molü ile mol ağırlığını çarpacağız. C3H4'ün molüne şöyle diyelim. C3H4'ün kütlesini hesaplıyorum önce. Başlangıçta. C3H4'ün molüne 4N dedik. Mol ağırlığına yukarıda 40 demiştik. Buradan kütle değerimiz 160N geldi. Oksijen için kütle değerini bulalım. Molümüz yine 4N'di. Kütlemiz 32 idi. Buradan da 128n geldi. Toplarsak toplam kütlemiz 288n oldu. Başlangıçtaki o halde kütle değerimize 288n diyorum. Bölü hacim değeri gazların molleri ile doğru orantılıydı. 4n C3H4'ten 4 de oksijenden toplam molümüz 8n. Dolayısıyla toplam hacim değerimize biz 8V diyebiliriz. Bu değer burada kalsın. Şimdi de son durumu hesaplayalım. Son durumda elimizde 3 nlik C3H4 gazı var. Yine yukarıdaki mantıkla gidersek mol çarpı mol ağırlığı. Mol ağırlığımız C3H4 için 40'tı. Buradan 120 en geldi. 3 en karbondioksit gazımız var. 3 en çarpı mol ağırlığımız 44. Buradan 132 en geldi. Su sıvı olduğu için kütlesini hesaplamıyoruz. Çünkü biz gaz öz kütlesini hesaplayacaktık. O halde son durumdaki kütle değerimiz ne oldu? 252N oldu. Burada 252N dedik. Bölü hacim değerlerini hesapladığımızda 3N mol C3H4'ten 3N mol de karbondioksitten toplam 6N var. 6N'e 6V diyelim dedik. Su sıvı olduğu için buradaki hacim değerini ihmal ettik. Gazın bulunduğu hacim önemliydi. Burada bizim D sonumuz olsun. Bu iki değeri kıyasladığımızda üst taraftan 288 bölü 8'den 36 değeri gelecek. Alt taraftan 252 bölü 6'dan 42 değeri gelecek. Görüldüğü gibi son durumdaki gazımızın öz kütlesi ilk durumdan daha fazladır. Dolayısıyla birinci öncülde de gaz öz kütlesi artmıştır diyoruz. İkinci öncül kaptaki molekül sayısı azalır. Başlangıçta C3H4 ve oksijen olmak üzere toplam 8'erlik bir molekülümüz vardı. Son durumda 3N C3H4'ten, 3N karbondioksitten, 6N, 2N de sudan. Sonuçta burada gaz diye belirtmediği için suyu da alıyoruz. Toplam yine 8N molekülümüz var. Dolayısıyla molekül sayımız korunmuştur, değişmemiştir. İkinci öncül yanlış. Üçüncü öncül oluşan gaz molekül sayısı artan gaz molekül sayısına eşittir. Oluşan gaz molekül sayımız sadece karbondioksitten gelen 3N'dir. Su sıvı olduğu için hesaba katmıyoruz. O halde oluşan gaz molekül sayısına 3 dedik. Artan gaz molekül sayısı C3H4'ten kaynaklı yine üçendir. Dolayısıyla oluşan gaz molekül sayısı ile artan gaz molekül sayısı birbirine eşit olacaktır. Üçüncü öncülümüz de doğrudur. Sorumuzda doğru olan öncüller sorulduğu için cevabımız 1 ve 3 olan D seçeneğidir. Sabit hacimli bir gaz karışımını oluşturan XO2 ve Y2O gazlarının oksijen atom sayıları ve XO2 ile Y2O gaz kütleleri birbirine eşittir. Bu gaz karışımındaki XO2 ve Y2O ile ilgili yargılardan hangileri yanlıştır denilmiş. Bu iki gazın oksijen sayılarının eşit olabilmesi için XO2'nin n mol, Y2O'nun ise 2n mol olması gerekiyor. Çünkü XO2'deki oksijen sayısı Y2O'nun iki katı. Dolayısıyla moleküllerin mollerinden bunu telafi etmemiz lazım. O halde XO2'nin molü Y2O'nun yarısı kadar olursa oksijen sayıları buradaki gibi eşitlenmiş olacak. Öncüllerimizin yorumuna bakalım. Birinci öncül kısmi basınçlar arasındaki ilişkiden bahsedilmiş. İdeal gaz denklemini düşünecek olursak Erkek gaz içinde sabit olan durumları eleyelim. Bakın kabacımız sabit olarak belirtilmiş. Yine aynı kapta bulunan gazların sıcaklıkları birbirine eşittir. Ve R değeri de sabit. İdeal gaz denkleminden kalan niceliklerden basınç ve mol arasında eşitliğin karşı tarafında olduklarından dolayı doğru orantı vardır. Yani molü fazla olanın kısmi basıncı da fazla olacaktır. Gazlarımıza baktığımızda Y2O gazının molü XO2'nin iki katıdır. Dolayısıyla basınçlar arasında da bu ilişki olması gerekiyor. y 2 onun basıncı eşittir 2 çarpı P XO2. Yani y 2 o gazının basıncı XO2'nin 2 katıdır. Yorumunu yapıyoruz. Öncüle baktığımızda bu durumun tersi belirtilmiş. Birinci öncülümüz yanlıştır. İkinci öncül X'in atom kütlesi Y'nin atom kütlesinin 4 katıdır denilmiş. Bunun için Şurada verilen bilgiyi kullanacağız. XO2 ile Y2O gaz kütleleri birbirine eşittir denilmişti. Her iki gazdaki oksijen sayıları birbirine eşit olduğuna göre o halde kütlelerinin eşit olabilmesi için X'in toplam kütlesinin Y'nin toplam kütlesine de eşit olması gerekir. Peki elimizde kaç mol X var? N mol XO2'den N mol X gazı olacak. 2 N mol Y2O'dan Y'nin ikisiyle 2 N'i çarptığımızda 4 n mol y gazı olacak. Bu iki gazın kütlesi birbirine eşit olmalı. Molün formülünü hatırlayacak olursak mol kütle bölü mol ağırlığıydı. O halde bir maddenin kütlesiyle ilgili yorum yapacak olursak o maddenin molüyle mol ağırlığını çarptığımızda kütleyi bize verecektir. x ve y için bu eşitliği kullanalım. Öncelikle x'den başlayalım. x'in molüne n mol demiştik. x'in mol ağırlığına ma x diyelim. Eşit olmalı. Y'nin molüne 4n demiştik. Y'nin mol ağırlığına da ma y diyelim. Burada n'ler birbirini götürdüğünde x'in molekül ağırlığı y atomunun molekül ağırlığının 4 katıdır değeri karşımıza çıkmakta. Burada da zaten bundan bahsetmiş. İkinci öncül doğrudur. Üçüncü öncül ortalama kinetik enerjileri birbirine eşittir denilmiş. Aynı kapta bulunan gazların sıcaklıkları birbirine eşittir. Ortalama kinetik enerji mutlak sıcaklıkla doğru orantılıydı. Her iki gazın sıcaklıkları dolayısıyla mutlak sıcaklıkları birbirine eşit olduğundan dolayı ortalama kinetik enerjileri de birbirine eşittir. Üçüncü öncülümüz de doğrudur. Sorumuz bize yanlış olan öncülü sorduğundan cevabımız yalnız bir olan A seçeneğidir. Sabit hacimli bir kapta eşit mol sayılı X2 ve Y2 gazlarının Şekildeki tepkimesi tam verimle gerçekleşip sıcaklık başlangıç sıcaklığına döndürüldüğünde gaz basıncı 1,6 atmosfer olarak ölçülüyor. Bu olayla ilgili yargılardan hangileri doğrudur denilmiş. Öncelikle tepkimemizi bir yazalım. Maddelerimizin başlangıçta eşit mol sayılı olduğu belirtilmiş. Tepkimedeki katsayılara göre iki maddeden eşit mol alalım. X'in katsayısı 1, Y'nin 3. Bu iki değerin ortak katı 3'tür. O halde başlangıçta X'ten 3n mol yine Y'den de 3 en mol almış olalım. Henüz ürün oluşmadığı için yere çektik. Bu değer bizim başlangıç değerlerimiz olsun. Değişimle ilgili yorum yapalım. Bunun için sınırlayıcı maddeyi bulmamız lazım. Bir tepkimede reaktiflerin her ikisinin miktarı verilmişse tepkimedeki katsayılarla ilgili mol yorumu yapabilmek için sınırlayıcı maddeyi bulmamız gerekiyor. Peki biz sınırlayıcı maddeyi nasıl buluyorduk? başlangıç molü bölü katsayı oranı az olan sınırlayıcıydı. X için bu oranı yaptığımızda X'in molü 3n, katsayısı 1. Bu X için bulduğumuz değer. Y için molümüz 3n, katsayımız 3. Bu da Y için bulduğumuz değer. Burası 3n çıkıyor. Görüldüğü gibi iki değerden Y'nin değeri daha az olduğu için yani başlangıç molü bölü katsayı oranı daha az olduğu için Sınırlayıcı maddemiz Y'dir. Y'ye şöyle bir yıldız atalım. Şu değerleri silebilirim. Kullanmayacağız çünkü. Arkadaşlar, tam verimli bir tepkimede sınırlayıcı madde tamamen tükenir. Tepkimemiz tam verimli olarak bize bildirilmiş. O halde Y'nin tamamı tükenecek. Ve katsayılar üzerinden mol yorumu sınırlayıcı maddemizin oranına göre yapılır. Katsayı 3 iken 3 mol harcarsak, katsayı 1 iken 1 mol harcarız. Katsayı 2 iken 2N mol maddemiz oluşacak. O halde son duruma gelecek olursak. Başlangıçta 3N mol X vardı. N molünü harcadık. 2N mol X kaldı. Başlangıçta 3N mol Y vardı. Hepsini harcadık. Tamamen tükendi. Ve 2N mol de Y maddesi oluştu. Şimdi öncüllerin yorumuna geçelim. Birinci öncül başlangıçtaki Y2 gazının kısmi basıncı 1.2 atmosferdir. Arkadaşlar son durumda kaptaki gaz basıncımız 1.6 atmosferdi. İdeal gaz denklemimizi yazacak olursak tepkime öncesi ve tepkime sonrasında değişmeyen durumları ideal gaz denkleminden eleyelim. Kabımızın hacmi sabitti, hacim elendi. Yine başlangıç sıcaklığına döndürüldüğü soruda söylenilmiş T de gitti, R zaten sabitimiz. Maddelerimizin molleri ile basınçları doğru orantılıdır. Yani T1 bölü N1 eşittir P2 bölü N2 diyebiliriz. P1 değeri başlangıçtaki yani tepkime öncesindeki basınç. N1 tepkime öncesi mol. P2 tepkime sonrası basınç. N2 tepkime sonrası mol. Bize tepkime öncesi basınç değeri soruluyordu. P1 diyelim. Tepkime öncesindeki mol sayımız 3NX'den 3N'de Y'den toplam 6N gaz vardı. Bakın maddelerimizin hepsi gazdı. Dikkat edelim. Gazlar bizim için önemli. Son durumdaki basınç 1.6 atmosfer olarak verilmiş. Ve son durumdaki gaz miktarımız 4N mol. Buradan sadeleştirmeleri yaparsak enler gitti. 4 çarpı P1 eşittir. 6 çarpı 1.6'dan 9.6 atmosfer yapacak. 4'ü karşıya bölü olarak attığımızda P1 değerimiz 2,4 atmosfer olacak. Yani tepkime öncesinde kaptaki basınç değerimiz 2,4 atmosferdi. Buradaki basıncımız toplam basınç değerimiz. Kısmi basınç formülünü kullanacak olursak Y'nin kısmi basıncı bölü toplam basınç eşittir. Y'nin molü bölü toplam mol. Tepkime öncesi durumdan bahsediyoruz. Y'nin kısmi basıncı bölü toplam basıncı 2,4 atmosfer olarak bulduk. Y'nin molüne 3N demiştik. Toplam molde tepkime öncesinde 6N'dir. 3N'i X'den 3N'i Y'den. N'ler yine birbirini götürdüğünde içler dışlar çarpımı yaparsak buradan Y'nin kısmi basıncı 1.2 atmosfer olacaktır. O halde birinci öncülümüz doğrudur. İkinci öncül tepkime sonunda kapta sadece x2 ve x3 gazları bulunur. Tepkime sonuna baktığımızda x2 ve x3 gazları olduğunu görüyoruz. Y maddesi sınırlayıcı olduğu için tamamen tükenmişti tepkime tam verimli olduğundan. Üçüncü öncül tepkime sonunda kaptaki x3'ün kısmi basıncı 0.8 atmosferdir denilmiş. Bununla ilgili de yine x3'ün kısmi basınç formülünü kullanalım xy 3'ün kısmi basıncı bölü toplam basınç eşittir xy 3'ün molü bölü toplam mol. xy 3 tepkime sonrasında oluştuğundan dolayı son duruma göre yorum yapacağız. xy 3'ün kısmi basıncını bulmaya çalışıyoruz. Son durumdaki basınç değerimiz 1.6 atmosfer olarak bize verilmişti. Eşittir. Son durumda xy 3'ün molü 2 mol, 2n mol. Son durumdaki toplam molümüz 2n x'ten, 2n de xy 3'ten 4n mol. Burada N'ler gitti. 2 ile 4 de 1'e 2 oranında sadeleştiğinde içler dışlar çarpımı yaptığımızda X3'ün kısmi basıncını 0.8 atmosfer olarak buluyoruz. Yani 3. öncülümüz de doğru oldu. Sorumuz doğru olanları sorduğundan cevabımız 1, 2 ve 3 olan E seçeneğidir. Yukarıdaki kritik sıcaklıkları ve normal kaynama sıcaklıkları verilen maddelerden hangileri soğutucu akışkan olarak kullanılabilir? Öncelikle normal kaynama noktası aklımızı karıştırmasın. Bir atmosfer basınçtaki kaynama noktası anlamına geliyor. Bir maddenin soğutucu akışkan olabilmesi için kritik sıcaklığının yüksek kaynama noktasının küçük olması lazım. Bu duruma ek olarak oda koşullarında buhar halde olması lazım. Oda koşulu dediğimiz sıcaklık değeri 25 dereceydi. Buhar dediğimiz fiziksel halde kritik sıcaklık ve kaynama noktasındaki fiziksel halimizde kaynama noktası kritik sıcaklık burada madde buhar halde bulunuyor arkadaşlar bu iki sıcaklığın arasında olması gerekiyor kaynama noktası altında sıvı kritik sıcaklığın üzerinde ise gaz diyorduk o halde öncüllerin yorumuna bakalım asıl arayacağımız şey 25 derecede buhar mı değil mi buna bakacağız Birinci öncül için 25 derece sıcaklık maddemizin kaynama sıcaklığından büyüktür. Kritik sıcaklığındansa küçüktür. O halde 25 derece bu iki değerin arasında olduğundan dolayı yani kritik sıcaklık ve normal kaynama noktası arasında olduğundan dolayı tıpkı burada olduğu gibi maddemiz burada buhardır ve soğutucu akışkan olarak kullanılabilir. Madde buhar dedik burada. İkinci öncül 25 derece kritik sıcaklıktan daha büyük olduğu için madde burada gazdır. Bizim ana koşulumuz neydi? Maddemizin buhar olması gerektiğiydi. O halde ikinci öncülümüz soğutucu akışkan olarak kullanılamaz. Üçüncü öncüle baktığımızda oda koşulumuz olan 25 derece kaynama sıcaklığından büyük, kritik sıcaklıktan küçük. Yani yine aradığımız bir durum söz konusu burada. Maddemiz buhar fazladır. Oda koşullarında buhar olan maddeler soğutucu akışkan olarak kullanılabilir. O halde cevabımız 1 ve 3 olan D seçeneğidir. X ve Y katılarının saf sudaki çözünürlük sıcaklık grafiği şekildeki gibidir. Bu grafiğe göre yargılardan hangisi yanlıştır denilmiş. A şıkkı x'in çözünürlüğü endotermiktir. Sıcaklık arttıkça çözünürlüğü artan maddelerin çözünürlüğü endotermiktir. X'te de sıcaklık arttıkça çözünürlük arttığı için çözünmesi endotermiktir diyoruz. A şıkkımız doğrudur. B şıkkı doygun Y çözeltisi ısıtılırsa çökelme başlar. Doygun Y çözeltisi diyelim ki 10 derecede olsun. Bu çözeltiyi 20 dereceye ısıttığımızda eskiden 40 gram madde çözünürken şimdi 10 gram madde çözülmesi gerekecek. Aradaki fark çökeceğinden dolayı doygun ye çözeltisini ısıttığımızda çökelmeye başlar yorumunu yaparız. Bir diğer nedenimiz de ye'nin çözülmesi sıcaklık arttıkça azaldığından dolayı egzotermik bir çözünmedir. Dolayısıyla doygun ye çözeltisini ısıtırsak Çözünmemiz egzotermik olduğundan dolayı aradaki fark ne olacaktır? Dibe katı olarak çökecektir. B şıkkındaki yorumumuz doğru oldu. C şıkkı 10 derecede hazırlanan doygun X ve Y çözeltilerinin kütlece yüze derişimleri birbirine eşittir. Bakın 10 derecede hem X'in hem de Y'nin 100 gram sudaki çözünen miktarları eşittir. Her ikisini de isterseniz kütlece yüze derişim değerlerini belirleyelim. Kütlece yüze derişim eşittir çözünen bölü çözelti çarpı yüzdü. Çözünen kütlesi bölü çözelti kütlesi çarpı 100. İkisinde de çözünen kütlesi 40 gramdır. Çözelti kütlesi çözücü artı çözünendir. Çözünürlük grafiği 100 gram sudaki değer olduğuna göre 100 gram çözücümüz 40 da çözünenimiz toplam çözelti miktarımız 140 gram olacaktır. Çarpı 100 sorudan geldiğimizde kütlece yüzde derişim buradan çıkar Sıfırlar birbirini götürdüğünde kütleci yüzde derişimi 400 bölü 14 şeklinde ifade edebiliriz. Her iki maddede de kütleci yüzde derişimimiz eşittir arkadaşlar. D şıkkı 0 derecede 48 gramlık doygun x çözeltisinin sıcaklığı 20 dereceye çıkarılırsa 32 gram daha x çözebilir denilmiş. Öncelikle 0 derecede 48 gramlık doygun x çözeltisinin kaç gramı çözünen kaç gramı çözücü bunu belirleyelim. 0 derecede X maddesinin çözünürlüğü 100 gram suda 20 gramdır. Şöyle diyorum. 0 derecede 100 gram su 20 gram X çözdüğünde doygun bir çözelti oluşuyor ve çözeltimizin toplam kütlesi 120 gram olacak. Çözeltinin kütlesini bulma nedenim, soruda bize 48 gramlık doygun çözelti denildiği için. O halde denklemi şöyle kuruyorum. 120 gram çözeltinin içerisinde 20 gram çözünen maddemiz vardır. Bizim doygun çözeltimiz 48 gram ise kaç gram x vardır dersek? Sadeleştirmeleri yapalım. 20 ve 120 1'e 6 oranında gelecek. Buradan içler dışlar çarpımı yaptığımızda 48/6'dan bölü 6'dan 8 gramlık x gelecek. Toplam çözeltimiz 48 gram olduğuna göre elimizde 40 gram da çözücü olan su bulunmakta. Şimdi bu miktarı 20 derecede doygun hale getirmek için gerekli işlemi bulalım. 20 derece için konuşuyoruz. 20 derecede 100 gram su doygun bir x çözeltisi hazırlayabilmek için 100 gram x çözmeli. Şöyle diyorum. 100 gram su 100 gram x çözelse doygun bir çözelti oluşacak. Bizim elimizde şu an 40 gram su olduğuna göre kaç gram x çözmeli? Buradan içler dışlar çarpımı yaptığımızda 40 gram x lazım. Bizim elimizde 8 gram X var o halde 40-8'den 32 gram daha X çözmeli diyoruz. Yani D şıkkı da doğrudur. Son olarak E şıkkına baktığımızda 20 derecede doygun Y çözeltisinin sıcaklığı 10 dereceye düşürülür ise bir miktar Y dibe çöker denilmiş. Arkadaşlar Y'nin çözünmesi egzotermik sıcaklık azaldıkça çözünürlük artar. Y çözeltisinin sıcaklığını 20 dereceden 10 dereceye düşürdüğümüzde Y'nin çözünmesi egzotermik olduğu için çözünürlük artacak. 20 derecede 100 gram su 10 gram Y çözdüğünde doygun olurken şimdi doygun olabilmesi için 40 gram Y çözmesi lazım. Yani 30 gram daha Y maddesine ihtiyaç duyuyoruz. Burada dibe çökme olur denildiği için bu ifade yanlıştır. Sorumuzun cevabı e şıkkıdır çünkü bize yanlış olan öncüller sorulmuştu. Maddemiz soğutulduğunda dibe çökebilmesi için çözünmenin X'te olduğu gibi endotermik olması gerekiyordu. Deniz seviyesindeki bir miktar saf suda 8 gram sodyum hidroksit katısının tamamen çözünmesiyle oluşan çözeltinin donmaya başlama sıcaklığı eksi 3,72 derecedir. Buna göre çözeltideki su kütlesi kaç gramdır denilmiş. Donma noktasındaki değişim formülünü hatırlayalım. Donma noktasındaki değişim donma noktası sabiti çarpı molalite çarpı tesir değerli. Tesir değerliği suda iyonlarına ayrışan maddeler için suya verilen iyon sayısıydı. Sodyum hidroksit iyonik bir bileşiktir. Dolayısıyla suda iyonlarına ayrışarak çözünür. Suya verdiği iyonlara baktığımızda sodyum ve hidroksit iyonlarını verir. Dolayısıyla tesir değerliğimiz burada 2'dir. Doğma noktası sabiti 1.86 olarak bize verilmiş. Çarpı diyorum. Molalitenin formülünü hatırlayacak olursak çözünen molü bölü çözücü kilogramıydı. Burası çözücü. Burası çözünen. Bu da molalite değerimiz. Soruda bize çözünenin gramı 8 gram olarak verilmiş. Mol hesaplayacak olursak sodyum hidroksidin. Bir tane sodyum var. Atom ağırlığı 23 artı diyorum. Bir tane oksijen var. Atom ağırlığı 16 artı bir tane de hidrojen var. Atom ağırlığı 1. Toplarsak buradan 40 gelecek. O halde sodyum hidroksidin molünü hesaplayalım önce. Kütle bölü mol ağırlığı şeklinde bulunuyordu. Kütlemiz 8 gramdı. Mol ağırlığımızı 40 olarak bulduk. Buradan 8 bölü 40'dan 1 bölü 5 yani 0,2 mol gelecek. O halde molaliteyi 0,2 bölü Çözücü kilogramını bilmiyoruz. Zaten bize soru bunun kütlesini sormuş. Kilogram diyelim. Donma noktasındaki değişim de su normalde 0 derecede donardı. Şimdi eksi 3,72 derecede donuyor. Yani donma noktası arasındaki fark 3,72'dir. Burada eksi denmesinin nedeni oluşan çözeltinin donmaya başlama sıcaklığı saf suda daha düşük olacak. Suyumuz da 0 derecede donduğundan dolayı 3,72'lik değişim eksi yönde olacak. Dolayısıyla donma noktası sabitimizi direkt 3,72 olarak yani pozitif olarak yazdık. Sadeleştirmeleri yapalım. 1,86 ve 3,72 2'ye 1 oranında bulunmakta. İkiler birbirini götürdü. O halde kilogram değerimiz direkt 0,2 kilo çıktı. Bize gram olarak sorduğundan dolayı 0,2 kilo 200 gramdır. Sorumuzun cevabı B seçeneğidir. 3 mol potasyum klorür katısının M1 gram saf suda ve 2 mol kalsiyum nitrat katısının M2 gram saf suda çözülmesiyle hazırlanan deniz seviyesindeki iki ayrı çözeltinin soğuma grafikleri yukarıda verilmiştir. 3T1 eşittir 2T2 olduğuna göre M1 ve M2 aşağıdakilerden hangisi olabilir denilmiş. Donma noktasındaki değişim formülünü hatırlayalım. Donma noktasındaki değişim donma noktası sabiti çarpı molalite çarpı tesir değerli. Tesir değerliği suda iyonik halde çözülen maddeler için suya verilen iyon sayısıdır. Maddelere baktığımızda her iki çözülen maddemizde iyonik yapılıdır. O halde suya verdiği iyonlara dikkat edersek Potasyum klorür çözeltisi suya potasyum ve klor iyonlarını verecek. Kalsiyum nitrat ise suya kalsiyum ve nitrat iyonlarını verecek. Denkleşmeyi sağlamak için nitratı 2 ile çarpıyoruz. O halde potasyum klorür çözeltisinin tesir değerliği suya verdiği iyon sayısı olan 2'dir. Kalsiyum nitratın tesir değerliği suya verdiği iyon sayısı olan 3'tür. O halde donma noktası formülünü maddelerimiz için yerine yazalım. Burada KD her iki çözeltide de eşit olacağından dolayı elenmiş olsun. Molalite çarpı tesir değerliklerine dikkat edeceğiz. İlk maddemizin donma noktasındaki değişim değeri T1'di. T1 eşittir molalite. Molalite formülümüzü de hatırlayacak olursak çözünen molü bölü çözücü kilogramıydı. Potasyum klorürün çözünen molü 3 mol olarak bize verilmiş. Çözücü kilogramımız ise birinci çözelti için M1 gram denilmişti. Buraya M1 diyelim. Normalde M1 gramdır ama biz kilogram gibi aldık. Sonrasında grama tekrar çeviririz arkadaşlar. Çarpı potasyum klor için tesir değerli 2 idi. İkinci maddemiz için de formülü yerine yazalım. İkinci maddemizin donma noktası değişimine T2 diyelim. İkinci maddemizin çözünen molü 2 mol. Çözücü kilogramına da M2 demiştik. Çarpı tesir değerli 3'tür. Bulduğumuz T1 ve T2 değerliklerini burada bize verilen eşitlikte yerine yazalım. Eşitliğimizde 3 çarpı T1 denilmiş. 3'ü yazdık. T1 gördüğümüz yere buranın karşılığını yazalım. 3 kere 2 6 idi. 6 bölü M1 yazalım T1 yerine. 6 bölü M1 dedik. Bu değer eşit olmalıdır. 2 çarpı T2'ye 2 dedik çarpı t 2 de buraya yazdığımızda 3 kere 2'den yine 6 bölü bu defa M2 diyeceğiz. Parantez içinde 6 bölü M2 yazdım. Eşitliğimizi bu şekilde belirttik. Şimdi denklemimizi çözelim. 3 kere 6'dan 18 bölü M1 eşittir. 2 kere 6'dan 12 bölü M2 değerine sadeleştirmeleri yaparsak 18 ve 12'yi 6'ya böldüğümüzde 3'e 2 oranı geldi. İçler dışlar çarpımı yaparsak 2 çarpı M1 eşittir. 3 çarpı M2'ye. Çıklara baktığımızda bu eşitliği sağlayan değer cevabımız olacaktır. Dikkat edersek B şıkkında M1 yerine 300 koyduğumuzda 2 kere 300 600 yapacak. M2 yerine de 200 koyduğumuzda 3 kere 200 yine 600 yapacak. Yani eşitliğimiz sağlanmış olacak. Dolayısıyla sorumuzun cevabı B seçeneğidir. Burada M1 ve M2 gram cinsinden istendiği için 300 grama 200 gram şeklinde yanıtladık. Sorumuzun cevabı B seçeneğidir. Kütlece %46'lık etil alkol sulu çözeltisinin 50 gramının T santigrat derecedeki buhar basıncı kaç milimetre civadır denilmiş. Çözeltimiz 2 tane uçucu maddeden 2 tane sıvıdan oluşmakta etil alkol ve sudan. O halde toplam buhar basıncı Ayrı ayrı sıvılarımızın buhar basıncı çarpı mol kesirleri toplamına eşittir. İlk olarak etil alkol için konuşalım. Etil alkolün buhar basıncı saf haldeki buhar basıncı arkadaşlar. Çarpı etil alkolün mol kesri, mol kesri x ile gösteriyordu. Artı diyoruz. İkinci sıvımız olan suyun saf haldeki buhar basıncı çarpı suyun mol kesri bu formülü yerine koyduğumuzda cevabımızı bulacağız. Etil alkol için buhar basıncımız 24 mm civa olarak verilmiş. Çarpı etil alkolün mol kesri dedik. Etil alkolün mol kesrini şöyle alkol diyelim. Kısaca yazmış olalım. Alkolün molü bölü toplam mol olarak ifade edeceğiz. Suyun mol kesrini ise suyun molü bölü toplam mol olarak ifade edeceğiz. Öncelikle etil alkolün mol kesrini bulalım. Kütlece %46'lık demiş etil alkol çözeltisi için ve 50 gramı diye belirtmiş. Çözeltimizin tamamı %100'ü 50 gram ise %46'lık kısmı yani çözünen kısmı alkol kısmı kaçtır diyoruz. Suyun varlığında su her zaman çözücüydü unutmayalım. Diğer madde çözünen olur. Sadeleştirmeleri yaparsak 1'e 2 oranı geldi. Buradan içler dışlar çarpımı yaptığımızda 46 bölü 2'den 23 gram elimizde alkol var. Alkolümüzün molarlığı bize verilmiş. Molünü bulalım. M bölü MA dersek. Kütlemizi 23 gram bulduk. Molarlığımızı 46 olarak soru vermiş bize. 0,5 mol alkol var elimizde. 50 gramın 23 gramı alkol ise geriye kalan kısmı sudur. 50-23'ten elimizde 27 gram da su bulunmakta. O halde su için de mol formülünü yerine yazalım. Kütle bölü mol ağırlığıydı. Suyun kütlesi 27 gram. Su için mol ağırlığımız 18 olarak verilmiş. 27 bölü 18'den buradan 1,5 mol gelecek suda. O halde alkolün mol kesri için alkolün molü kaç bulmuştuk? 0,5. Toplam mol için 1,5 mol sudan 0,5 mol alkolden 2 mol yapacak. Burası alkol moluydu. Burası da su moluydu. Burayla işimiz bitti. Artı diyorum sudan gelen değerler. Suyun buhar basıncı 20 mm civarıymış. Çarpı suyun mol kesti. Bu defa da ne demiştik? Suyun molü bölü toplam mol. Suyun molünü 1.5 mol bulduk. Toplam molümüz 1.5 sudan yarım molde alkolden 2 mol olacak. Bu bize toplam buhar basıncını verecek. İşlemleri yapacak olursak 24 çarpı 05 12 yapar. Bölü 2 de 6 yapacak. Artı 20 çarpı 1.5 30 yapacak. Bölü 2 15. O halde toplam buhar basıncımız 6 artı 15'ten 21 milimetre civadır diyeceğiz. Sorumuzun doğru cevabı E seçeneğidir.